Herkese merhabalar. Bugünün kripto, piyasalar ve borsadaki önemli gelişmeleriyle buradayız. Kripto tarafına baktığımızda bazı önemli haber başlıkları şu şekilde. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından Justin Sun ve şirketi Rainberry'e karşı açılan davada mahkeme savunma için uzatılmış zaman çizelgesini onay verdi. 100 milyon enje gerçekleştirildi. Coinbase faaliyetlerini genişletmek adına FTX Europe'u ikinci kez iflasının ardından satın almayı planlıyor. Coinbase'in dışında Crypto.com ve Tracklabs firmaları da FTX Europe'u satın almasıyla ilgilenen firmalar arasında. Blok zincir analiz platformu olan Nansen, kullanıcı verilerini tehlike atan bir siber güvenlik ihlaline tanık olduğunu açıkladı. Dubai merkezli borsa Bybit, mevzuat değişiklikleri nedeniyle Ekim ayından itibaren Birleşik Krallık'taki vatandaşlarına yönelik hizmetleri askıya alacağını duyurdu. Güney Kore merkezli kripto para borsası Upbit, Dolandırıcılık tokenını Aptos'a eş olarak gösteren sistem hatası nedeniyle APT yatırım ve çekim işlemlerini askıya aldı. Blockzinc'e çözüm protokolü olan Mixin Network'un açıklamasına göre 23 Eylül'de bulut hizmet sağlayıcısının veri tabanı hackerler tarafından saldırıya uğradı ve yaklaşık olarak 200 milyon dolarlık bir kayıp gerçekleşti. İç piyasalara baktığımızda ise önemli haber ve gelişmeler şu şekilde Serbest piyasada dolar yeni haftaya 27.19 liradan, euro ise 28.96 liradan başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk Lirası dönüşümlü kur koruma mevzuat hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Bolsa tarafındaki önemli haber ve başlıklarda ise ise BIST 100'ün güne %0.82'lik bir yükselişle başladığını görüyoruz. Rubenis Teksi Sanayi ve Ticaret 51.1 milyon TL'lik bir sözleşme imzaladı. CVK Maden İşletmeleri ve Sanayi Ticaret 1.5 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Söke, Rudis Baker'ın %12.65'in ortak olacağını açıkladı. Global piyasalara baktığımızda ise Avrupa borsalarında Cuma günü İngiltere hariç negatif bir seyir izlenirken bu hafta dikkatler yoğun veri gündemine çevrildi. Suudi Arabistan'ın kargo şirketi Sal Saudi Logistics Services Co.'nun halka ile krallıktaki halka arz piyasasının canlanması bekleniyor. Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimde kesintiye gideceğini duyurduğu 5 Şubat'tan beri petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Brent petrolün fiyatı yeni haftada 92.44 dolardan işlem görüyor. Hisse senedi ve teknoloji tarafına baktığımızda ise bugün önemli gelişmelerinden Microsoft yapay zeka teknolojisini ürünlerine entegre edebilmek için Windows üzerindeki arayüzleri dil modelleriyle birleştiren Microsoft Copilot'u duyurdu. Bugün önemli haber ve gelişmelerini izlediniz. Teşekkür ederiz.